Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 3 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 3 videosu sizlerle beraber yeni gelmiş olan bataklı Tetri etkinliğini sizlerle beraber tamamlayıp bitirmeye çalışıyor olacağız. Daha fazla Shadow Fight 3 videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala burada değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsun hem yani de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Evet yavaştan etkinliğimize geçelim. Evet. Hey sen, evet yani sen, yapılacak işlerim var. Katılmak ister misin? Ama korkaklara göre değil. Lejyon'un bir birlik vardı. Onlar türünün en güçlüsüydü. Ta ki yaşları indirmeye karar verene kadar. Ha. Ancak yaşların rengi değillerdi. Birlik lanetli pataklara sürüldü. Yaşlar onların burada helak olduğunu sanıyordu. Ancak birlik hayatta kaldı ve artık tüm rejyonla itikamlarını alıyorlar. Bu durumu sen çözebilir misin? Çözmeye çalışacağız. Bakın başımıza neler gelecek. Let's go etkinliğe şöyle yavaştan girip başlayalım. Favori setim olan, şu anlık favori setim olan kabus setiyle beraber etkinliği tamamlamaya çalışıyor olacağız. Normalde ilk önce ana hikaye videosu çekip ondan sonra etkinlik videosu çekiyordum ama şöyle bir karar aldım. Önce etkinlik videosu çekeceğim, sonra ana hikaye videosu çekeceğim. Ama tabii e, önce ana hikaye ondan sonra etkinlik videosu gelecek. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Diyalog falan ge geçiyor ya. Yani Diyalogları ete alıp uğraşmak istemediğimden dolayı böyle bir karar aldım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet ilk çok rahat bir şekilde aldık. Zaten kabus setin olayı da bu. Hasar verdikçe düşmanın hem hasarı yani vurduğunda VC hasar yarı yarıya azalıyor. Üstüne bir de kanama yediği için hani çok rahat bir şekilde eritebiliyorsunuz. Bir de efsanevi set olduğu için. Çünkü efsanevi set dışında başka bir set falan kullanmaya çalışırsınız ya da başka bir enderlik. Daha az hasar veriyorsunuz. Etkinliğin olayı bu yani. Etkinliğin zorluğu giydiğiniz sete göre. Daha doğrusu enderliklerine göre olduğundan dolayı efsanevi set kullanmanız çok daha mantıklı olacaktır. Bir de bu efsanevi setinizin bir özelliği artısı falan varsa ekstra da çok avantajlı oluyorsunuz. Evet. Tam gaz devam ediyoruz. Bugün tabii ki de e, canlı yayın olacak. Bir aksilik olmazsa eğer saat tam 8'de akşam 8'de bir canlı yayın gerçekleşecek. Eğer ki canlı yayınlarımızı görmek istiyorsanız neler oynadığımız vesaire bir göz gezdirmek istiyorsanız kartlar kısmına bırakacağım. Oradan canlı yayınlarımızın oynatma sitesine bakabilirsiniz. Yani canlı yayınlarımızın direkt özetlerine bakabilirsiniz. Özetlediğim yani. Baştan sona özet şeklinde bakabilirsiniz. Onlar sizin için birer fragman olacak yani. Neden böyle bir şey anlattım bilmiyorum. Özet bir şey de değil. Böyle saçma sapan bir şey oldu. Çorbettim konuyu. Neyse sıkıntı yok. Evet tam gaz. Bataklıktaki düşmanları alt etmeye devam ediyoruz. İlk çok çok rahat bir şekilde alıyoruz. Zaten zorlayıcı değil yani. Bu kabus setini eğer oynayabiliyorsanız ki oynaması çok zor değil. Dümdüz spamlasanız bile kazanıyorsunuz resmen. Ama bir de alışırsanız acayip güzel oluyor. Bu arada ilk defa şu yeteneği kaçırdım. Çok tatsız oldu. Oha yine kaçtı. Lan. <laughs> Çok rahat bir şekilde aldım dedim. ekranda patates ediyor bize. Bir de şöyle yuvarlanayım. Çok güzel. Oradan son anda bir gölge enerjisi geldi ya. Oradan dolayı güzel bir şekilde dövdük ve başarılı bir şekilde hala dövemedik. Lan oğlum iki de... Lan oğlum. Allah Allah. Manyağa bak. Aa manyağa bak. Delirdi. Yat lan aşağıya. Ruh sürgüne bak ya. Andı kanser etti beni. Bu aralar çok güzel kapak alıyorum ha. Dünkü GTA San Andreas videosunda da kapak olmuştu. İzleyenler varsa hatırlayacaklardır. Bir de burada bir güzel kapak oldum. Daha sonra tabii ki bataklık tehdidi kısmından, etkinliğinden devam ediyoruz. İki dövüşü aldık. Kaldı dört. Ee, ben Fresher etkinliği gibi olur diye düşünüyorum bu etkinlik. Yani üçüncü de boss, sonuncu da boss şeklinde. Bakalım öyle mi? Evet öyle. Ben bu bossla daha önce oynamıştım, geçememiştim diye hatırlıyorum. Hatta şeydeydi. Gölge formunda kalıyordu hatırladığım kadarıyla. Yani bunu geçmiştim. Ama etkinliğin sonundaki son boss'u geçememiştim. Yani yine bataklı sakiniydi ama anladınız siz beni. Geçememiştim yani. Çünkü hani destansı bir set kullanıyordu. Ferşira setini kullanıyorum büyük ihtimal. Ondan dolayı olsa gerek. Oyuna o kadar hakim değilim. Şimdi mükemmel atıyoruz resmen. Öf. Perfecto. Anne sütü gibi tertemiz dövüyoruz. <laughs> gel bakayım buraya. Bataklık sakini. Hesapta sakin mi? Sen nasıl bir sakinsen? Liderleri değil misin oğlum? Nasıl bataklık sakinsin sen? Bozsun oğlum sen. Aha yatırdı yere. Aha sakini diye laf edince hemen saldırmaya başladı. Gel lan buraya. Buraya gel buraya. Kaçma lan. Aa kafam. Hop öyle kaçarlar. Lejon mejon olman hiçbir şekilde bir şey ifade etmiyor. Çünkü seni her şekilde döveceğim. Senin ağzını burnunu dağıtacağım hatta. Çok güzel dağıtacağım hem de. Tamam da ikinci round aldık. Şimdi gölge formuna girelim. Bir de öyle dövelim. Ondan sonra hayatımıza ve etkinliğimize kaldığımız yerden devam edelim. Ee, eğer bir aksilik olmazsa bu arada Bahsetmezsem olmaz. Cumartesi günü çok güzel bir Shadow Fight 2 hile videosu e, yüklüyor olacağım kanala. Yani yeni bir hile videosu gelecek ama acayip bir şey olacak. Yani özellikle Shadow Fight 3 seven insanlar Shadow Fight 2'yi sevdiğinden dolayı böyle bir duyuru yapmak istedim. E, yarın yani Cuma günü Titan'ın kılıcını oyuna nasıl ekleyebileceğiniz detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Eğer ki Shadow Fight 2 ile alakalı hile videoları ilginizi çekiyorsa, hile içeriği ilginizi çekiyorsa kartlar kısmına bırakacağım. Oradan bakabilip göz gezdirebilirsiniz. Eğer ilginizi çekiyorsa izlersiniz, bakarsınız be. Genellikle sıradan hileler yapıyorum ama tabii ki yapması da öyle çok zor olmayan tek seferde düzgün bir şekilde izleniz yapılabilecek hileler olduğundan dolayı güzelle izleniyor, güzelle izleniyor. Hile severlere duyurulur kanalımıza yeni katılanlar olabileceğinden ötürü çok normal bir şekilde. Bir söylemek isterim. Normalde yani beni takip eden herkes biliyordur. hile videolarımın ne kadar öyle böyle izlenmeyi tuttuğunu. Bu arada oha senin ağzını burnunu kırarım çocuk. Bak bak şerefsize bak ya. Çekişlerden baltılardan nefret ediyorum ben bu oyuna bu arada. Ağzını burnunu kırıyor çünkü. Bakar mısın abi şuna? Lejyon olayı bu. Blok değmiyorsun ya. Kaçamıyorsun ya. Daha doğrusu saldırısını engelleyemiyorsun ya çok sıkıntı oluyor. Bir de ben yakın dövüşte çok kötüyüm. Yakın dövüşte acayip kötüyüm. Silahla oynarken bakın ne kadar güzel oynuyorum. Şimdi ağzım burnum kırdı lan. Lan oğlum seni gebertirim ha. Vallahi döverim seni ha. Allah Allah. İte bak ya. Ba Yürü git lan buradan. Yürü git lan buradan. Git lan buradan. Oh. Kabus eti olmasa dayağı yemiştik ha. Lejona bak ya artistik yapıyor bize. Ruh hastasına bak hele ya. O çekişleri baltaları var ya. Kafanda zıbamlarım ha. Yani o çekişleri kafanın ortasında yararım ha. Gel lan buraya şimdi. Gel lan buraya itikamı alacağım senden. Gel gel sana perfect atmazsam bir şey bilmiyorum. Gel buraya gel gel. Sen öyle uçmaya kaç, kaçmaya çalışıyorsun ama. şey yaramayacak yani. Gel buraya gel. Biraz daha gölge enerjisi çok güzel. Bir de yuvarlanacağım yerde mis. Tamamdır. Yat aşağıya. Yat aşağı. Perfect atarım demedim mi? Dedim. Perfect'imi attım. Devam ediyoruz. Yat aşağıya. Cık cık cık. Sinirimi bozdu ya. Bayağı sinirimi bozdu Emre. Ne güzel dalga geçecektim ben. Aa yeni yetenek açıldı. Düşman engel aşıp tam hasar vermek. He. Bloğunu kırmak yani. Anladım. Güzelmiş. Güzel özellik. Güzel özellik. Ama lejyon değiliz işte. Ben hanedanlıktan daha çok keyif alıyorum ama müjdeciyi de seviyorum. Müjdeci de ee, böyle özellikle kritik hasar patlatma olayı falan çok ilgimi çekiyor. Katana falan müjdeci silah ya. Ondan dolayı müjde çok ilgimi çekiyor ama hanedanlıkta da combo üzerine olduğu için bir de ben deli gibi combo yapmayı çok sevdiğim için hanedanlığı daha çok kullanasım geliyor şu anda. Ama o duruma göre değişiyor tabii ki. Ben böyle garanti artistik falan oynamak isterim de direkt olarak hanedanlık. Ama böyle kodumu oturtayım falan dediğim zaman da müjdeci alıyorum. Yani direkt katana seti vesaire onlardan alıyorum. İlahi yargı setini de ara ara kullanıyorum. Belki bu canlı yayında kullanırım belli olmaz. Görevlerde belki düellolarda falan. Ama ilahi yargı seti ile pek bir şey yapabilme şansım yok. Çünkü hani gücüm bayağı düşük kalıyor ilahi yargı setinde. 5400 müydü neydi? Seti değiştirdiğim için şu an gücü hatırlamıyorum ama 5500 olması lazım. Bayağı yükseldim yani. Bayağı bayağı arttım yani. Seviyeme göre güzel. Seviyeme göre güzel yani öyle deniyor. Öyle dediler bana yani. Sen misin bana gölge formuyla saldıracak olan. Gel bakayım buraya. Oh mis gibi de kombo yaptım ha. 17'li kombo yaptım. Rekoru kaçta hatırlamıyorum ama 17'li kombo şu anda hatırladım en yüksek rekor olsa gerek. Şu an hatırladım. Belki daha yüksek yapmışımdır ama. 24 falan yapmış olabilirim ama çok hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Ama şu anda gayet güzel bir kombo ile de atarak son basa gelmiş olduk. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Video kaç dakika oldu? Oğlum video 9 dakika oldu lan. bayağı rahat ezdik. Bu sefer bayağı rahat ezdik hem de. Heh, gel bakayım buraya. Bu yine mızrak mı kullanıyordu yoksa silahım değişir hiç hatırlamıyorum. O kadar umurumda olmadı ki. O kadar rahat dövdüm öldüm ki umurumda olmadı yani. Gel bakayım buraya sen. Sen mesela bana o tekmeyi sallamaya çalışan. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Bir de şöyle geriye atlayıp spam yapıyorsunuz ya. Çok rahat tutturabiliyorsunuz. Bayağı iş yarıyor. Keşke lejyon olmasaydı ama işte. Lejyon olunca böyle kafana kafana atlıyor çünkü. Kaçamıyorsun ya. Ben yeteneksiz bir Shadow Fight 3 oyuncusu olduğum için hani... ...tecrübeliyim ama öyle... ...şöyle dağcılıyım, böyle dağcılıyım, şöyle kaçayım, böyle kaçayım... ...yapmadığımdan direkt aksiyona girdimden dolayı... ...daha böyle kafa kafaya bir savaş olmasını istediğimden dolayı... Yani ...böyle diyorum adamın üzerine spam yapıyorum. Evet o çok ayrı bir durum ama... ...ne bileyim yani kafa kafaya çarpışma olayı benim daha çok ilgimi çekiyor dövüşte... Ondan dolayı böyle oynuyorum. Uf ne güzel kaçtım bu arada yanlışlıkla. Şöyle bir atlayayım derim Basılı tutarak hani ağır saldırı yapayım derim yanlışlıkla. Ucu ucuna da olsa. Gittim kaçtım o kunayisinden. Ateşi silahından. Ulan ikide vuruyorsun. Yal buraya. Sen mesela bana saldıran. Üçüncü rağında bir geçerim. Gölge formunda döveceğim seni bir de. Aynı geçen seferde olduğu gibi. Tüh karnından öldü. Kafasına ben bir tane daha vurmayı düşünüyordum. Neyse sıkıntı yok. Karnından öldü. Benim için yine tatmin edeceğim. Evet video en fazla 12 dakikada bitecek o zaman. Güzel güzel videonun kanala yüklenmesi en azından uzun sürmeyecek. Bundan sonra dediğim gibi ana hikaye videosu gelecek ama ana hikaye videosunu çekeceğim ama önce ana hikaye videosu kanalda olacak çünkü neden olmasın. Çünkü insanlar e, ana hikayenin gelmesini daha çok istiyor genel olarak. Ondan dolayı ilk önce ana hikaye kanala gelecek. Ama ne olacak? İlk önce etkinliği bitireceğim. Hani diyalogları falan esas almaya uğraşmak istemediğimden ötürü can sıkıcı oluyor çünkü. SSL videoyu durdu, diyalog tekrar videoyu durdu falan. Öyle yapmak istemedimden dolayı böyle bir karar aldım. Belki de daha iyi olmuştur. Neyse. Mükemmel atarak başarılı bir şekilde bu etkinliğimizi sonlandırmış olduk. Bir etkinlik paketimizi falan açalım. Ödüllerimiz falan varsa toplayalım. Yani ekstra ödül varsa toplayalım. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Hadi be iyisin. Yarımın içi teşekkürler. Her ya da geç bu sürgünler güçlenecek ve hepimize saldıracaktı. Halletmiş olduk. İyi çalışma iyi ödeme gerektir. İşte jetonları onları yeren mağazada kullanabilirsin. Allah razı olsun abi. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi bakalım şu temel eşsiz paketi bir açalım. Bir şey geleceğini sanmıyorum ama bakalım. Tamam sopa. Özel hamle. Güzel şeyden geldi galiba. Aa geldi. Güzel bataklık öğütücüsü geldi. Yani etkinliğin silah geldi. Geleceğini beklemiyordum on bir de aynı zamanda destansı zırhımız geldi. Yeni eşya olduğu için böyle ilgimi çekti. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu şekilde. Canlı yayında bu etkinliği daha detaylı bir şekilde oynuyor olacağız zaten. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bu ne anlama geliyor? Yani nasıl geçiyoruz? Bu şeyi nasıl tamamlıyoruz? Adını siz söyleyin. Yani bu... Görevi nasıl yapacağız? Onu anlayamadım. Yani onu bir söylerseniz nasıl buradan puan kazanıyoruz söylerseniz çok daha iyi olur. Diyerekten gerekten aynı zamanda kanalımıza hala abone değilseniz abone olup videoları açmayı unutmayın ve kanalımızın oynatma basitesinden başka oyun ve çektiğimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.